Günlerdir dünyanın cevap bulmaya çalıştığı soru. Cemal Kaşıkçı nerede? Akıbeti ne? İbrahim Keleş'le bu meseleyi konuşarak devam edeceğiz. Şimdi bir kere olayı sulandırmaya çalışan bir kişi var dünyada. O da Trump. Evet. Bir gün çıkıyor, işte dün bahsettik, kızıyor. Bir gün çıkıyor, aa yok yapmamıştır diyor. Bir gün çıkıyor, Suudi Arabistan yönetimi bize borçlu her şeyi diyor. Bir gün çıkıyor, kralı değiştiririz diyor. Ertesi gün çıkıyor, çapulcular yapmıştır diyor. Bir bakıyoruz 100 milyarlık anlaşmayı yapmış, devam ediyor yoluna, işine bakıyor yani. Evet, Trump tabii bir iş adamı mantığıyla hareket ediyor da fakat devlet yönetmek de iş adamı mantığıyla hareket etmekle pek uymuyor. Aslında bu Cemal Kaşıkçı olayı gerçekten de dünyanın gündemini daha da meşgul edebilecek bir olay ve bundan sonra da sık sık örnekler verilerek kullanılacak da bir olay. Şimdi burada Trump'ın sıkışmışlığı söz konusu. Neden sıkışmışlığı? Şimdi Trump özellikle damadı Kushner aracılığıyla Orta Doğu'da, Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Selman üzerinden, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Veliaht var orada yine, bir de İsrail. Bunlar orada bir üçgen kurdular. Ve bunlarla Trump iş tutuyordu. Birlikte o bölgede iş yapacaklardı. Fakat bu olay öyle bir zamanda patladı ki biraz şu 2 veya 3 hafta geriye doğru gitmek lazım aslında bu konu üzerinde. Hiç hesapta yokken Suudi Arabistan'la Amerika'nın arası çok iyiyken bir şeyler oldu. Hatırlarsınız Trump dedi ki Kral Selman için bana bak kral dedi senin desteği ben sana desteği ben veriyorum. Eğer ben bu desteği çekersem 2 haftadan fazla koltuğunda oturamazsın. Krallığın elden gider. Şimdi aslında bu başka bir şey, çatışmanın su yüzüne çıkmasıydı. O da nedir? Kral Selman'ın oğlu o Veliaht Selman. O bir yanda Pentagon'la iş tutmaya çalışıyor, bir yanda Trump'la birlikte olmaya çalışıyor. Fakat mevzi değiştirdiği ortaya çıktı. Yani Pentagoncularla birlikte olduğu zaman Trump'la olamıyor galiba. Trump'la olamıyor. Çünkü Trump'la Pentagon çok örtüşmüyorlar. Evet. Böyle olunca da Veliaht böyle yer değiştirince, taraf değiştirince durup dururken Trump'tan biz krala bir uyarı açıklaması gördük. Hemen ardından ve aynı tarihlerde hemen hemen bu Cemal Kaşıkçı olayı ortaya çıktı. Yani bunu böyle biraz daha geriye dönüp de resmin büyüğüne baktığımız zaman burada Amerika ile Suudi Arabistan arasında özellikle Veliaht arasında bir gitgeller yaşanıyor. Belli ki bu Veliaht Amerika'nın rotasından biraz daha doğrusu Trump'ın rotasından Pentagon rotasına doğru geçecekti ki Trump o açıklamayı yaptı ve ardından da bu Cemal Khashoggi olayı patladı. Tabii burada şu gerçeği kabul etmek lazım. Trump'ın o uyarısı boşuna bir uyarı değil. Gücünün de farkında ve Suudi Arabistan üzerindeki etkilerinin de farkında. Yani Amerika biliyor ki Suudi Arabistan krallığını şu anda hanedanı ayakta tutan Amerika. Amerikan desteğiyle ayaktalar şu anda. Yoksa bundan 3-4 ay önce Veliaht biliyorsunuz şeydeki Suudi Arabistan'daki hanedan üyelerinin birçoğunu tutuklattı. Onların mal varlıklarına el koydu. Yani kendisine rakip olabilecek, kendisinin politikalarına mani olabilecek hanedan üyelerinin hepsi şu anda devre dışı durumda. Tek başına götürüyor her şeyi. İşte burada Trump artık Suudi Arabistan'a adeta bir mahallenin şeyi vardır, kabadayısı vardır. Racon keserek onların başına vura vura hem silah satıyor hem paralarını alıyor. Sözü şuraya getireceğim. Bu Cemal Kaşıkçı meselesine gireceğim de. Orada Cemal Kaşıkçı meselesinde ben Suudi Arabistan'ın bu işleri tek başına yapabileceğini düşünmüyorum. Burada
Amerikan, derin devlet Amerika veyahut da Amerika'nın kontrolü veya bilgisi olmadan böyle bir işi mi iş yapamazlardı bunlar? Büyük ihtimalle Amerika biliyordu bu işi fakat yüzlerine gözlerine bulaştıracağını da tahmin etmişti sanırım. Yani Türkiye'nin yani CIA'den habersiz bu işi, bu tür işleri yapmaları mümkün değil. Zaten haberliymiş. Kushner'le Veliaht Selman WhatsApp'tan yazışıyor. Evet. Hani ya bu işi çok sulandırmak istemiyorum da yani kanka ne haber modundalar. Öyle. O ona bilgi veriyor, ona bilgi veriyor. Kushner'le Selman'ın yazışmaları muhtemelen CIA Kaşıkçı olayını öğrendikten sonra birden John Bolton'ın, güvenlik danışmanı John Bolton'ın bir dakika demesiyle duruyor. Daha sonra konuşmalara Pompeo müdahale ediyor. Böyle garip bir durum var ortada. Yani şeye yansıdı, Amerikan medyasına yansıdı bu iş. WhatsApp'tan iki veliaht diyelim. Hani Kushner de çünkü Amerika'da güçlü. İki veliaht. Yazışıyorlar. Öte taraftan Trump çıkıyor. Bir gün diyor ki çapulcular yapmıştır bu işi. Bir gün diyor ki hiçbir şey bilmiyoruz. Elimizde hiçbir bilgi yok. Bir gün çıkıyor. Şimdi dün çıkmış. Ya büyük ihtimalle öldürüldü. Bana öyle geliyor diyor. Ya şimdi bak bir video var. Yani bu kadar ciddi bir konuyu ben sulandırmak istemiyorum ama Trump'ın nasıl sulandırdığını görün. O videoyu izleyelim. Sosyal medyada çok dolaştı çünkü. Bir izleyelim Trump nasıl sulandırıyor işi. Olup olmamasıyla ilgileniyor. Ama ölmüşse kimin öldürdüğünü bilmek istiyorum, anlıyor musun? Beni anlıyor musun? Hayır, ölmedi. Ölmüş olabilir. Ölmedi. Ölmüş olabilir. Hayır, ölmedi. Ölmüş olabilir. Ölmedi. Ölmüştür belki. Bu değil mi mesele? Sulandırıyor ya. Başka bir şey sulandırıyor. Çünkü bunlar da işin içindeler. Ortaya çıkıyor. Tabii işin içindeler. Dikkat edin. Amerikan Dışişleri Bakanı, şu anki Dışişleri Bakanı Mike Pompeo. Bunun bir önceki görevi neydi? CIA direktörüydü. CIA başkanıydı. Ve apar topar önce Suudi Arabistan'a geldi. Ardından Türkiye'ye geldi. Türkiye'deki görüşmelerde belli ki bizim yetkililer bazı bilgiler vermişler. Şimdi öldürülmüş olabilir cümlesi oradan bağlantı yaparsak bazı bilgiler temin ettiler. Hı hı. Fakat onların üzerinden konuşuyorlar ama bir gerçek var şu anda. Türkiye artık devletimizin elinde neler var bilmiyoruz. Savcının elinde neler var bilmiyoruz ama belli ki Türkiye'nin elinde ciddi veriler var. Evet. Şimdi belli ki Türkiye'nin elinde ciddi veriler var. Sıcak bir gelişme var. Hemen gidelim konsolosluğun önüne. Arkadaşımız Gözde Özüre'nin nöbeti devam ediyor. Dönelim soralım. Gözde, yeni gelişme ne? Konsolosluk çalışanlarıyla ilgili bir gelişme sanıyorum. Nedir durum? Evet, konsolosluk çalışanları ile ilgili bir gelişme var. Hemen onu söyleyelim. Sıcak bir gelişme. Çağlayan Adliyesi'nde 15 konsolos çalışanın şu an şu saniyelerde ifade verildiği bilgisi geldi elimize. 15 kişi şu anda savcılara ifade veriyorlar. Bu 15 kişi içerisinde konsolosun makam şoförü, santralde çalışan bir görevli, teknik görevli, muhasebe sorumlusunun da olduğu bilgileri geliyor. Şu saniyelerde Çağlayan İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade işlemleri devam ediyor. Bu 15 kişinin terör ve terör örgütlerinden sorumlu bir hoca yürütülen soruşturma kapsamında, yetkililer tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şu saniyelerde ifadelerine devam ediliyor. Bir kez daha tekrarlayalım. Sıcak bir gelişme çünkü oldukça da önemli. Çünkü 17. gün bugün ifadelerine başvuruluyor. Tanık sıfatıyla ifade veriyorlar şu saniyelerde Çağlayan'da. İçlerinde konsolosun makam şoförü var, santral görevlisi var, muhasebe sorumlusu var ve teknik ekipten de yine bir kişi olmak üzere toplam 15 kişi Çağlayan'da ifadelerine başvuruluyor o kişilerin. Ve hemen yaşanan bir başka sıcak gelişmeyi de aktaralım. El Cezire'den yeni bir iddia ortaya atıldı. Yine o da gündeme bomba gibi düştü. Hemen onu da söyleyelim. Dediğimiz gibi Suudi gazetecinin kaybolmasının üzerinden 17 gün geçti dedik. Öldürüldüğü iddiaları da güçleniyor ve bu iddiaları güçlendirici açıklamalar da yapıyor.
yapılıyor. Bir taraftan Trump'ın öldüğünü zannediyoruz, kesinleşti gibi Twitter üzerinden yaptığı açıklamalar da var. Ancak El Cezire'ye baktığımızda o da çok önemli bir gelişme niteliğinde bir son dakikayı paylaştı. Hemen onu da söyleyelim. İddiaya göre sorguya alınmadı hiç Cemal Khashoggi. Konsolosluğa girer girmez 2-3 kişinin saldırısına uğradı ve hemen konsolosun odasına götürüldü ve yine iddiaya göre Suudi Arabistan'ın Adli Tıp Kurumu Başkanı, biliyorsunuz, infaz timinin içindeydi. O parçaları ayırırken diğer infaz timindeki kişiler ise bir yandan Cemal Khashoggi'yi paketleme işlemine başladılar. Yani böyle bir iş bölümü de söz konusu, ayrıntılara yer vermiş El Cezire, çünkü konsolosun odası da hedef gösteriliyor. Ama biliyorsunuz günlerdir bir yandan da aramalar devam ediyor. Yeni gelişmeler elbette ki çıkacak. Yeni satır başlarıyla aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Konsolosluk önünden şimdilik sözü size bırakalım. Teşekkür edelim. Biz de Gözde'ye yeni gelişmeler oldukça bağlanacağız. Şimdi başka bir meseleye geçeceğiz. FETÖ meselesi biraz şu aralar geri plana düştü. Çünkü memleketin o kadar çok meselesi var ki. Öyle değil mi İbrahim Keleş? Bu coğrafyada böyle bir iş. Yani böyle bir durumdayız. Şimdi dün çok önemli bir operasyona imza attı İstanbul Emniyeti. Öncesine, yani dünden çok daha önceye dayanan bir operasyon. Cumhurbaşkanlığını koruma timinde görevli keskin nişancı eğitimi almış bir polis memuru. Adli emanetteki uyuşturucuları satarken yakalanıyor. Operasyonda F serisi 1 dolar da çıkıyor yanında. O zaman iş başka bir boyuta kayıyor. Tabii. Şimdi burada bir şey ortaya çıkmış oluyor. FETÖ'nün gelir kaynaklarından bir tanesinin de uyuşturucu satıcılığı olduğu ortaya çıkıyor. Çok önemli bir gelişme. Biraz da bu gündemde de geri düştü. Şimdi Başkan Erdoğan hafta başında FETÖ ile ilgili bir açıklama yapmıştı. O açıklamada çok önemli bir iki nokta var. Şimdi onları izleyeceğiz. Açıklamada öne çıkan o noktalardan bir tanesi şu. 28 Şubat sürecinde bunların nasıl gizlendiği konusu çok önemliydi. Özellikle bunun altını çizdi. Var mı ses arkadaşlar? Hazır oldu mu? Onu o zaman dinlemeyelim. Ben anlatmış olayım. 28 Şubat'ta bunların nasıl gizlendiğini ve önünün nasıl açıldığını anlattı. Evet. Bu çok önemli. Sizi de çok yakından ilgilendiriyor. Tabii geçen hafta başında muhtarlar, il müftüleriyle yapılan toplantıda orada şu cümlesini kullandı Cumhurbaşkanımız. Yani FETÖ'nün tam böyle gelişmesini özellikle 12 Eylül ve ardından da 28 Şubat'ta oldu dedi. Yani 28 Şubat adeta bu FETÖ'cüler için çok verimli bir alan oldu. Tabii bu önemli. Bakın, bu açıklamayı ben çok önemsiyorum. Neden önemsiyorum? 28 Şubat'ı da fiilen yaşamış biri olarak gözlemlerim var onunla alakalı. Gerçekten de FETÖ'nün bu 15 Temmuz darbesini anlamak istiyorsa, yani bunlar nasıl bu kadar devlet içerisinde yer buldular, nasıl büyüdüler, yeşerdiler, o zaman 28 Şubat sürecine dönmek lazım. Şimdi Cumhurbaşkanımızın bu açıklamasından sonra bazı çevreler, o 28 Şubat darbesinin taraftarı olanlar diyeyim, onlar şöyle bir beyanatta bulunuyorlar veya yazı yazıyorlar, açıklamalar yapıyorlar medyaya. Efendim, 28 Şubat'ta biz FETÖ ile en çok mücadele eden bizleriz diye, diyorlar. Halbuki biz biliyoruz ki şu anda 15 Temmuz darbesinden sonra tutuklanan, kaçan, yurt dışına iltica eden generallerin 159 tane olduğunu görüyoruz. Bunların da isimlerine baktığımız zaman ve rütbe terfilerine, yani ne zaman teğmen çıkmış ona baktığımız zaman, hepsi 28 Şubat'ta subaylar. Üst teğmen veya yüzbaşı rütbesindeler. Ve bunlar o tarihte hiçbir ihraç falan yok. Ben burada çok çarpıcı bir örnek vermek istiyorum. Şimdi 94'te ben kıtaya gönderildiğim zaman benim ardımdan birçok öğretmen subayı da kıtalara yollandı. Bunlardan bir tanesi de bir tanesi daha geldi. Ben onu tanıyorum. Bunlar 28 Şubat sürecinde biraz baskı görünce bu arkadaş eşini açtırdı. Hemen açıldılar. Yani eşi başörtülü bir hanımdı. Başını açtı. Sonra tabur eğlencelerinde gerçekten de hiç
tahmin etmediğimiz, beklemediğimiz rahatlıkta davranışlar sergileyen bu kişiler daha sonra ne olduysa kıtaya gönderilmişken tekrar geri okullara alındılar. Hmm. Askeri okullara tekrar geri alındılar. Çünkü 28 Şubat'ta işte başörtüsü takanlara karşı bir şey var, dindar kesime karşı. Bunlar başlarını açınca bunlar yola geldi zannettiler ve geriye aldılar. Askeri okullara tekrar geri aldılar. Hmm. Ben tabii ayrıldıktan sonra ordudan bu kişiyi hiç takip etmedim. Ta ki ne zamana kadar hiçbir haberim de yoktu doğrusu. Ama sonradan ihraç edilenlerle ilgili KHK'lar çıkmaya başlayınca baktım bu kişi FETÖ'den KHK ile ihraç edilmiş. Albay rütbesinde ve kanun hükmünde kararname ile FETÖ'den ihraç edilmiş. Yani burada ne karşımıza çıkıyor biliyor musunuz? Şimdi sözün başında dedim ya işte 28 Şubat'ta biz FETÖ'cülerle mücadele ettik. Siz mücadele etmediniz ki. Bu adamı kıtaya sürdünüz. Eşinin başını açtırmak için veya işte yola getirmek için onların deyimiyle. Bunlar sizin dediğiniz yola gelmekte hiçbir sakınca görmüyorlardı ki. Yani FETÖ'cüler için içki içmek, başörtüsünü açmak veyahut da başka şeyleri yapmak onlar sıkıntı değildi ki. Şimdi bunların zaten derdi İslam'laydı. Tabii. İslam'la olduğu için FETÖ'de din görünümlü bir örgüt olduğu için biz FETÖ'yle mücadele ettik diyorlar. Yani öyle. Siz FETÖ'yle mücadele etmediniz kusura bakmayın. Siz İslam'la mücadele ediyordunuz. O sırada İslam'ı kullandığı için öyle göründüğü için sanki FETÖ'yle de mücadele etmiş gibi söylüyorsunuz. Evet yani burada 28 Şubat davamız vardı bizim. Ona da müdahillerindenim ben. Orada da o sanıklar işte biz o dönemde FETÖ'yle mücadele ettik falan gibi böyle yalan yanlış bir sürü şeyler söylediler. Fakat bana şunu açıklamak durumundalar. Bunu iddia edenler o 159 tane generalin nasıl oluyor da 28 Şubat'ta terfi ede ede gelip üstelik bir de kurmay yapıyorlar. Kurmay oluyorlar, arkasından general de oluyorlar. Şimdi general olmanın silahlı kuvvetlere ne kadar zor olduğunu biliriz. Ama bunlar çok rahatlıkla yollar açılmış. Şimdi 28 Şubat'ta yaş kararlarıyla ihraç edilen yaklaşık 1650 civarında subaya subay var. Kararnameyle ihraç edilenler var. İstifaya zorlananlar falan var. Toplamı 10 bini buluyor. O tarihlerde bizlerden boşalan yerlere kimler doldu zannediyorsunuz? FETÖ'cüler, onlara müthiş bir alan açıldı o zaman. Evet. Yani 28 Şubatçılar gerçekten de o zamanlar 15 Temmuz'a giden yolu hazırladılar. Tarlayı hazırladılar. Yani o yüzden sürmekte FETÖ'ye düştü. Şimdi böyle biz mücadele ettik filan. Onlar yalandan öteye geçmeyen iddialardır. Tarih bunu gösteriyor zaten. O 159 tane general gazoz kapağından çıkmadı. Aynen. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Şimdi kısa bir ara. O aranın ardından birlikteyiz. İkinci dilimimize sosyal medyada en çok konuşulan ve tartışma konusu olan görüntüyle başlıyoruz. Hani bazı araçlar vardır lüks araç kategorisinde. Hayaldir değil mi? İşte Lamborghini onlardan bir tanesi. Her ne hikmetse yolda bozuluyor. İki tane işçi bozulan aracı ittiriyor ve yol kenarına çekiyor. Bu görüntü çok konuşuldu sosyal medyada. Şimdi hemen o iki kahramana dönelim. Olayın nasıl olduğunu öğrenelim. Deniz Çelikoğlu bizi hazır bekliyor. Yanında da o işçiler var. Deniz, sözü sana bırakalım. Evet Mustafa Yıldız, senin de dediğin gibi bu görüntüler sosyal medyada oldukça konuşuldu, gündem oldu. 1 milyon dolar değerindeki araç Levent'te bozularak trafiğin en işlek olduğu saatlerde yolun ortasında kalmıştı ve hemen yanımda gördüğünüz iki çalışan o sürücünün imdadına yetişmişti. Recep Aytu var yanımızda, Aykut var yanımızda. Size soralım hemen, nasıl oldu? Sürücü yardım mı istedi? Evet. Sol şeritte arızalamıştı kendisi. O anda trafik sıkıştı. Bir anda araçlardan korna çalmaya başladılar. Biz de kendisine
yardım ettik. Yanına gittiğimizde aracın bozulduğunu söyledi. Şanzıman aksamında bir sıkıntı varmış. Sonra milyon dolar değerindeki aracı ittirdiniz. Biz o şeyine bakmadık. Sadece uzaktan baktığımız zaman bir spor araba görüntüsü gördük. Yani bir vatandaş olarak yardım etmek istedik ona. Ve trafiği akışını engellememesi için ittirerek sağ şeride emniyetli bir şekilde aldı. Ve çekici geleceğini söyledi. Olay bu kadar. Peki zor muydu aracı ittirmek? Biraz ağır bir araç galiba. Tabii şeyinden fazla bir araçtı. Görüntü olaraktan da bir de motor kısmı arkada olduğu için biraz da sıcaklık da geliyordu. Tabii ki biraz zorlandık. Bayağı bir efor sarf ettik. Normalde sizin göreviniz değil bu. Hayır, görevimiz bu şekilde değil de ama görevimiz de vatandaşa yardımcı olmak amacıyla bu şekilde bir yardımda bulunduk. Kendilerine, kendisi de bize teşekkür etti bundan dolayı. Peki herhangi bir ücret aldınız mı? Yok, hayır, öyle bir şey olmadı. Zaten kısa bir görüşmemiz oldu. Daha ilk başlamadan önce kendisi aracı arızalandığını söyledi. Bizden itmemizi istedi. Biz de yardım ettik. Emniyet şeridini çektikten sonra da arabadan indi, teşekkür etti. Biz de zaten yorgun olduğumuz için ayrıldık hemen yanından. Herhangi bir ücret talebi, bir maddi beklenti, zaten böyle bir şeyimiz olmadı. Tamamıyla o andaki trafik oluşumunu engellememesi için yardımda bulunduk. Peki böyle tepkilerle karşılaşacağınızı hiç düşündünüz mü? Yok, onu da daha sonrasında arkadaşlarımızı çevremizden arayan kişilerden haberimiz oldu. Biz de şaşırdık bir anda. Nasıl bu kadar İlgi hızlı. Beklemiyordunuz. Evet. Yani aracı da o kadar biz detaylı bakmadık o anda. Lüks bir araç. Lüks bir araçmış. Biz de sonradan görüntülerden baktıkça aracı yani lüks olduğunu daha detaylı fark ettik. Biz o anda o detayına kadar bakamadık. Siz hemen insani yardım olarak aracın imdadına konuştunuz. Tabii yani birim olarak da trafik müdürlüğü olduğumuz için trafiği ilgilendiren her şeye bir nebze müdahale etmeye çalışıyoruz. O caddeden bir ambulans geçebilir, bir itfaiye geçebilir. Herhangi bir başka bir kişinin acil bir ihtiyacı olabilir. Trafiğin sıkışmaması için o böyle bir olayı gerçekleştirdik. Peki ekibin hemen şefi var yanımızda, ona da bir soralım. Siz de o gün oradaydınız. Evet, oradaydık. Çalışmak için gitmiştik oraya, kendi işimizi yapmak için. Kendi göreviniz nedir? Kendi görevim bizim şehir içindeki düşey işaretlemelerini imalat edip bakım onarımını yapmak. Bizim işimiz bu. Oraya yine çalışmaya gittiğimizde aracın bozulduğunu fark edildi. Arkadaşlar görmüşler, yardım istenmiş. Kendileri de zaten gerekli olan müdahaleyi yapmışlar. Benim de orada olmamda gördüm. Trafikteki diğer araçlara neler demek istersiniz burada? Trafik kurallarına, levhalara, her şeye dikkat edilmesi gerekiyor. En başında emniyet kemeri olsun, levhalar olsun. Gerekli olan hassasiyet bilgiyi göstermelerini umuyorum. Acil durumlarda siz de yardıma hazırsınız. Tabii ki her zaman biz mesai saatleri içerisimizde her zaman trafikteyiz. Her şekilde yardımcı oluyoruz. Evet Mustafa Yıldız, gördüğünüz gibi onlar aslında trafiğin görünmeyen kahramanları. Her bir vatandaş için yardıma hazırda bekliyorlar. Diyelim, sözü tekrardan size bırakalım. Son günlerde hepimizin gözü kulağı piyasalardaydı. Şimdi dolar düştü. Peki o zamlar geri alınacak mı? İşte asıl soru bu. Dolar yükseldiğinde hemen zam yapanlar, dolar düştüğünde suspus. İzliyoruz, takip ediyoruz. Bu konunun takipçisi olacağız. Hadi gelin şöyle bir çarşıyı, pazarı gezelim. Fırınları şöyle bir gezelim. Neler var piyasada, çarşıda, pazarda, fiyatlar ne? Esnaf ne diyor? Arkadaşımız Ebru Kaçar, altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'le birlikte hazırladı. Son dönemde özellikle ekmek fiyatları çok konuşuldu, çok tartışıldı. Sokağıdır ekmek fiyatları oldu. Peki son olarak son noktayı kim koydu? Valimiz 200 gramlık bir ekmeğin fiyatının 1 liradan 250 gramlık bir ekmeğin de 1 lira 25 kuruştan satılacağını duyurdu. Peki fırıncılarımız, esnafımız bu fiyata ne diyor? Belirlenen bu fiyat maliyeti karşılamaya yeterli mi? İşte tüm bunları konuşacağız. Yanımızda çok değerli bir konuğumuz
konuğumuz var. 60 yıldır aile mesleğini sürdüren Münil Kazdal bizlerle birlikte. Efendim öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyorum. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Yanımızda para piyasaları uzmanı İslam Memiş de var. Kendisi de bu konunun bizzat uzmanı. Yakından takip ediyor. Evet. Veriler elinde. Biz de geldik fırınınıza. Bir de dedik üreticiye soralım. Bu fiyat maliyeti karşılamaya yetiyor mu? Evet, çok iyi yaptınız. Bu fiyatın maliyeti karşılaması mümkün değil. Özellikle son 3 aydan bu yana ekmeğin maliyetini oluşturan kalemlerde özellikle unda çok ciddi oranlarda zamlar yapıldı. Hem de yapılan bu zamlar şöyle söyleyeyim ben size. Yüzde kaç oranında bir zam yaptı? %50 ile 55 oranında bir zam yapıldı. Sadece unda değil, aynı şekilde mayada, aynı şekilde doğalgazda. Dolayısıyla bu zamlarla bir ekmeğin 1 lira 25 kuruşa satılması artık imkansızdır. Peki bir çuval unun fiyatı neydi, ne oldu? Şimdi şöyle söyleyeyim, son 3 ay içerisinde bir çuval un 70-75 lira civarındayken şu anda 105 ve 115 lira arasında değişiyor. Sadece unla da bitmiyor bir ekmeğin yapımında. Tabii sadece un değil. Bunun yanında işte demin bahsettiğim gibi doğalgaz, elektrik, işte su, kira giderleri bununla beraber artmış oldu. Dolayısıyla bu maliyetlerle bu fiyatlarda ekmek satılması artık imkansızdır İstanbul'da. Peki 1 lira 25 kuruş diyoruz. Kaç yılından itibaren bu fiyat aslında sabit? Kurdaki oynamalar yaşansa da fırıncılar bu fiyatı değiştirmemişti. Aynıydı. Tabii şimdi şöyle söyleyeyim. 2015 yılından bu yana aslında İstanbul'da ekmeğin fiyatı 250 gram ekmek 1 lira 25 kuruştu. Yani yaklaşık 4 yıldan beri fırıncı aynı fiyatta ekmek satıyordu. Bu 4 yıl içerisinde rutin olarak zaten ufak tefek zamları biz karşılıyorduk. Bir şekilde bunlara göğüs geriyorduk. Ama bu son 3-4 ay içerisinde vatandaşın da çarşıda pazarda gördüğü gibi her şeyin fiyatına %50 ve daha üzerine zam gelmesinden dolayı ekmeğin maliyeti çok ciddi derecede arttı. Şimdi şöyle de bir şey var. Aslında Türkiye bugün doğalgazını, petrolünü dışarıdan alıyor. Dışarıya bağımlı bir ülke. Şimdi doğalgaza, petrole gelen zammı anlayabiliriz. Ama bugün Türkiye'de buğday yeteri kadar üretiliyor. Türkiye buğdayda dışarıya bağımlı değil. Buğdayımızı hala Türkiye'de biz üretiyoruz. Topraklarımız bunun için müsait. Bu yılda yanılmıyorsam yaklaşık 20 milyon tona yakın buğday üretildi Türkiye'de. Türkiye'nin buğday tüketimi 18 milyon tondur. Bunun içerisinde bisküvi dahil, makarna dahil ve onun türevleri de dahil. Ekmek de dahil. Yani bu şu demektir. 2 milyon ton Türkiye'nin buğday fazlası da var aslında. Şimdi buna rağmen bu zam neden oluyor? 3-4 ay içerisinde %50 ve üzerinde onlara zam gelmiş olmasını anlamak mümkün değil. Aslında tartışılması gereken bu. Yani şimdi birkaç kez televizyonlarda işte değirmencilerle yapılan röportajları izledim. Çok çok tuhaf bir durum. Yani değirmenci maliyetlerimiz arttı diyor. Bu kadar diyor. Çekiliyor. Kimse onların üzerine falan gitmiyor. Sorgulanmıyor. Demiyor ki kardeşim yani biz bu sene dışarıdan 10 milyon ton buğday ithal etmek zorunda kalmadık. Yani bu sene 20 milyon tona yakın yine buğday üretildi. Yani bu Türkiye'nin ihtiyacını karşılayacak bir rakam. Böyle bir durum ortadayken %50'nin üzerinde buna zam yapmanızın nedeni nedir diye sorgulanmadı. Sadece maliyetlerimiz arttı dediler, bitti. Ama iş ekmeğe geldiği zaman dolayısıyla ekmek undan üretiliyor. Yani ekmeğin maliyetini direkt etkileyen bir girdi, bir ham madde. Şimdi una %50 zam gelmişken fırıncının ekmeğe %25 gibi çok cüzi bir zam yapmasına karşılık Türkiye'de kıyamet koptu. Yani bir bardak suda fırtına kopardılar. Şimdi işin kötü tarafı da şu aslında, fırıncı esnafıyla vatandaşı, tüketiciyi de karşı karşıya getirdiler. Nasıl dönüşler aldınız burada? Müşterileriniz, siz oldukça eskisiniz bu bulunduğumuz mühitte. Nasıl tepkiler aldınız? 1 lira 25 kuruşta siz sabit kaldınız. Ancak 1,5'un üzerine çıkan fırıncılar da oldu. Şimdi biz 1 lira 25 kuruşun üzerine çıkmadık. Neden çıkmadık? Çünkü çok ciddi tepkiler geldi. Valilikten, işte Tarım Bakanlığından, yani hükümetten çok ciddi tepkiler geldi. Adeta yani fırıncıyı şöyle söyleyeyim, yani böyle eli sopalı bir yöntem izlendi. Yani yaparsanız işte şöyle olur, böyle olur vesaire. Fırıncının %70'i de yapmadı, yapamadı.
Ama son derece haksız bir durumdu bu. Yani çünkü veriler ortada, çok açık. Fırıncıyı fırsatçılıkla suçladılar. Ya bu çok ağır bir itham. Yani fırıncı bunu kesinlikle hak etmiyor. Hak etmiyor çünkü veriler ortada. Yani sayın uzmanımız da burada. Kendileri... Verileri biraz daha detaylı konuşalım. Tabii. İslam Bey'e dönelim yavaş yavaş. Evet, İslam Bey de yanımızda, para piyasaları uzmanı. Efendim, Münir Bey diyor ki bir çuval unda %50 oranında bir zam yapıldı. Dolayısıyla biz de fiyatlarımıza yansıttık. Nasıl yorumlamak? Ebru Hanım, yani çarşı pazarda durumlar karışık. Yani hane halkı olsun, ülke ekonomisi olsun, dolar kurunun 7.23 lira seviyesini görmesiyle birlikte bütün verilerde ciddi bir agresif yükselişler oldu. Ve enflasyon rakamlarında bu agresif yükselişler bütün kalemlere olumsuz yönde yansıdı. Özellikle temel gıda maddelerine baktığımız zaman ekmekten bahsediyoruz ve sorunu yerinde konuşuyoruz. Kiminle konuşuyoruz? Bu işin tüccarını yapan, esnafını yapan bir isimle konuşuyoruz. Yani sorun varsa barışçıl bir dille, halkı galeyana getirmeden, kimseyi üzmeden, kimsenin üzerine gitmeden, akılcı çözümlerle bir şeyleri çözmemiz gerekiyor. Ancak sadece topu esnafı dilinize dolayarak, sürekli esnafa farklı yöntemler uygulayarak çözüm arıyorsanız burada bir hata var. Hatayı yerine çözmenin mantığı da tarım politikalarından geçiyor. Aslında akıl çözümü tarım politikalarını aramak lazım. Ve maliyetler bu kadar yükselmişken, enflasyon rakamı bu kadar yükselmişken, neden biz buralara geldiğinin sorusunun cevabını bulmamız gerekirken, bugün çarşı pazarda küçük esnafların hedef olarak gösterilmesi, sanki onlar gizli zam yapıyormuş gibi, fırsatçılık yapıyormuş gibi böyle bir algı oluşması çok tehlikeli bir süreç. Neden tehlikeli biliyor musunuz? Bu işin sonu siyasi istikrarın bozulmasına kadar gider. Emin olun, algı operasyonları sadece iyimser nedenlerden dolayı kaynaklanmaz. Bilerek ve isteyerek esnafı farklı gözle görmek, halkla esnafı karşı karşıya getirmek, esnafla devleti karşı karşıya getirmenin mantığındaki siyasi istikrarın bugünkü ekonomik koşullarda bozulması ne anlama geliyor? Bugün biz ekmek fiyatlarında 1.25 liraydı, belki 2.25 lira seviyesini konuşacağız. Bakın, ekmeğe en son 34 ay önce zam yapıldı. 250 gram ekmek 34 ay önce 1.25 kuruştu. Ve 2018 tarihindeyiz. Bugün ekmeğin 250 gramlık bir ekmeğin fiyatı 1.25 kuruş. Şimdi burada yapılan zama rağmen sabit. Tabii. Şimdi rakamlara bakalım. Tarih bize neyi gösteriyor? Bugün bize ne olmuş? 1950 yılına, hani çok geçmişe gidelim. Yani ekonomilerde, finans düzeninde, gelecekte, geçmişe dair çok bir şeyler uygulamamak lazım. Çok göze almamak lazım ama ders çıkarmak. Somut veriler. Ders çıkarmak gerekiyor. 1950 yılında 900 gramlık ekmek 30 kuruş. Aradan 10 yıl geçiyor. Gelelim 1960 yılına. 900 gramlık ekmek 860 grama düşüyor. Fiyatı 60 kuruşa çıkıyor. Şimdi gelelim 70 yılına. 1970 yılında 620 grama düşen ekmeğin gram fiyatı 80 kuruşa yükseliyor. Demek ki ne oluyor? Zaman zaman ekmeğin gram fiyatı, hayat pahalılaştıkça gramajlar düşüyor, fiyatlar yükseliyor. Peki ne vardı 60 yılında, 70 yılında, 80 yılında? Bu ülkede, bu topraklarda devalüasyon vardı, darbeler vardı. Yani darbe ekonomisiyle yönetilen bir ülke ekonomisi vardı. 1960, 1970, 1980 darbeleri unutmadan, oradaki fahiş fiyatları ve gramaj düşüklüğünü unutmadan bugünleri yorumlayamayız. Ancak 1991 yılında 400 gram olan ekmeğin gramı 2000'li yıllarda yarı yarıya düştü. Yani 200 grama kadar geriledi. Şimdi ekmeğin gramı 200 gram var, 250 gram var, 250 gram. Hane halkını satın aldı. Akşam evine giderken satın aldı ve 1.25'e mal etti. Peki rakamlarla ve döviz kuruyla gittiğimiz zaman, efendim 34 aylık bir bütçeyi konuşalım. 19 Ağustos 2015 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın dolar kuru yurt dış piyasalarda, Türkiye'de doların kuru 2.91 lira. Tamam mı? 34 ay önce 2.91 lira olan dolar kuru şu anda 7.23 lira seviyesinden bugün 5.60 lira seviyesine kadar geriledi. Şimdi aradaki dolar kurundaki maliyetleri, çünkü ekmek aldığınız zaman tahıl, un, buğday, şeker, yağ,
işçilik maliyetleri, enflasyon rakamları hep dolar döviz maliyeti, mazot maliyetleri, çiftçi üreten her şeyi dolarla mal ediyor. Şimdi dolar kuru 2.91'den 5.60 liraya geldi. Ekmeğin 34 ay önceki fiyatı yine aynı. 1.25, 34 ay sonra yine 1.25. Oldukça önemli. Kesinlikle. Kıyaslama yapmak önemli. Hakkaniyet. Baltayı orta vuracağız. Hem esnafı, hem tüketiciyi, hem de devleti ortak bir noktada buluşturmamız lazım. Yani barış dilini kullanmamız lazım. Şimdi 19 Ağustos 2015 tarihinde enflasyon rakamları 7.14'tü. Bugün enflasyon rakamları 24.52. Bunu da kenara yazmamız lazım maliyet noktasında. Şimdi minimum değerlerden konuşursak, çekirdek aile, hanım, eş, çocuk. Ortalama günlük 2 tane ekmek aldığını düşünün. Ayda 30 tane ekmek yapar. 1.25 liradan 2.50 lira yapar. Ayda 75 lira yapar. Eğer 3 tane ekmek alıyorsanız günde 90 ekmek yapar. Yani 3.75 liradan 112.50 lira yapar. Toplam ekmek maliyetlerimiz bu bizim. Şimdi 2015 yılında 2 tane ekmek alıyoruz ya, 60 tane yapar ayda. Biz 2015 yılında, yani o yeni zam döneminde ekmeğin 1.25 lira olduğu dönemlerde biz aylık bir ayda 25.77 dolar veriyorduk. Biz bugün aylık 60 tane ekmeğe 13.39 dolar para veriyoruz. Dolarla kıyaslama yaptığımız zaman TL bazında aynı, ama dolarla ticaret yapan daha az dolar vererek daha çok ekmek alabiliyor. Buradaki kıyaslamayı böyle yapmak lazım. Şimdi maliyet noktasına baktığımız zaman Münir Bey'den birkaç tane veri istedik. Yani sizin buradaki maliyetleriniz nasıl artıyor? Kiralarınız nasıl artıyor? Burada faturalarda zaten alenen yapılan zamların hepsinin listesi zaten faturalarla birlikte elimizde mevcut. Tarihlerine baktığımız zaman kıyaslama yapmak için de Münir Bey hangi kalemlere nasıl zam geldiğini tek tek bize izah etsin. Buradaki zam neden kaynaklanıyor? Yani maliyetler neden yetişmiyor? Neden zam yapılması gerektiğini bize izah etsin. Şeffaf bir şekilde burada görmüş olacağız. Tabii, kalem kalem. Tabii, tabii. Elimizde faturalar var. Evet. Nedir bu? Evet, şimdi elimizde faturalar var. Bunlar resmi faturalardır. Çok açık ve net bir şekilde bizim girdilerimize gelen zamları burada yansıtıyor. Örneğin elimde bir Maya faturası var. Bakın. Burada da göreceksiniz 36.11 TL. Maya'nın fiyatı. Yine aynı Maya ve aynı firmanın faturası. Bakın burada yine göreceksiniz 49.07, yani 50 TL. Buna rağmen yaklaşık 34 aydır ekmeğin fiyatı 250 gram 1 TL 25 kuruş. Yani 34 aydır ekmeğin fiyatı hiç değişmedi. Ve şunu da söyleyeyim ben size, 34 aydan bu yana rutin olarak ufak tefek yapılan zamları zaten fırıncı hepsi iğneye çekti. Yine 1 lira 25 kuruştan ekmeğini 34 aydır satmaya devam etti. Ama son 3 ayda çok ciddi, çok korkunç zamlar geldi. Yani ekmeğin maliyetini müthiş derecede artıracak zamlar geldi. Peki bakalım para piyasaları uzmanımız bu duruma ne diyecek? Yani, efendim rakamlar ortada. Fırıncımız ayakta durmak için çabalıyor. Bu rakamlara rağmen fiyat hala aynı. Biz gerçekleri kabul edip akılcı çözümlerle yolumuza devam ettirmeyi sürdürmemiz gerek ve bu şekilde yapıyoruz zaten. Ancak polisiye tedbirlerle baskı uygulayarak ya da bu işin şovunu yaparak, yörel yönetimlerden bahsediyorum, çok sakıncalı bir durum, kesinlikle esnafları rencide edecek hal ve hareketlerden uzak durmak lazım. Bizim burada anlatmak istediğimiz, bizim burada mesaj vermek istediğimiz konu şu: eğer siz sorunları kabul etmeden tarım politikalarında farklı çözümler aramadıktan sonra bu tedbirleri çarşı pazarda esnafı rencide edecek, bakın şöyle yapıyorsunuz, böyle yapıyorsunuz, şudur budur diye tenkit ederek, onları baskı altında tutarak belki bu işin reklamını yapabilirsiniz. Ama Türkiye'ye, Türk ekonomisine ve siyasi otoriteye ciddi anlamda zarar veriyorsunuz. Bu insan, bu dükkanı işleten bir esnafımız, kaç tane personeliniz var? 16. 16 personel. Bulunduğumuz yerde 16 kişi, çarpanlarıyla birlikte, aileleriyle birlikte yaklaşık 50 kişi bulur mu? Tabii. 50 kişiyi rahatlıkla bulacak bir kişiye
istihdam sağlıyor, ekmek veriyor ve bu insanın ekmeğini yiyorlar. Şimdi bu insan, farazi konuşuyorum, maliyetler kurtarmıyor, bu müesseseyi kapattı, hazır parasını gidecek, memleketinde yiyecek, tatilde gidecek, emekli olacak, keyfine bakacak, farazi konuşuyorum. Kim ne kazanacak? Bu 16 insan ne olacak? İşsiz kalacak. Peki biz enflasyonla mücadele ediyoruz ya, işsizlik rakamlarıyla mücadele ediyoruz ya, bu şekilde mücadele etmememiz lazım. Biz sorunu kökten çözebilmemiz için samimi çözümlere ihtiyaçlarımız var. Samimi dil ve barışçıl bir dile ihtiyacımız var. Bu barışçıl dil şudur: eğer çarşı pazarda esnafları tenkitle, baskı altında tutarak ya da tenkit altında farklı uygulamalarla fotoğraf çektirerek, basın ordusunu arkasına alarak, bakın bunlar stokçuluk yapıyor falan tarzından değil de, bakın biz ülke olarak bir ekonomik saldırı altındayız ve finans piyasalarında bir daralma yaşanıyor. Bunları mutlaka biz millet ve devlet olarak el birliğiyle aşacağız. Bu sıkıntılar mutlaka geçecek. Yeri geldiği zaman bir ekmeği herkes bölüşür, bu süreci atlatır. Çanakkale Savaşı'nı, Kurtuluş Savaşı'nı unutmamak lazım. Bir tas çorbayla bu ülke toprakları fethedildi ve bize, ecdadımız bu toprakları bıraktı. Biz kendimizle kavga ederek bir şeyleri çözüm arıyorsak hata yapıyoruz. Algımızda bizim değişikliğe ihtiyacımız var. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu müessesenin kapanmaması lazım. Bu müessesenin farklı algı operasyonlarıyla çürütülmemesi lazım. Sorunları çözmemiz lazım. Sorun maliyetler yükselmişse, döviz kuru yükselmişse, ben gelirim Münir Bey'e derim ki böyle böyle sıkıntılarımız var. Gel bir yıl bu ekmeğin fiyatına, sen de maliyetine katlan. Biz de bir şeyleri çözüme ulaştırmaya gayret edelim. Ekmeğin fiyatına bir yıl lütfen zam yapmayalım. Hadi tamam, eyvallah. Buna ben esnafımızın, buna ben üreticilerimizin eyvallah diyeceğine ve samimiyetine inanıyorum. Bu olmayacak bir şey değil. Zaten hayır dese bile valilik bir karar vermiş. 1.25 nokta. Zaten kanunu çiğneyerek bu ekmeği zaten 1.50 yapmayacak. Ama bunu gönüllü söylemek, tatlı dilli söylemek varken neden çarşı pazarda esnaflar sürekli itibarı zedeleniyor? Ben bunu anlamakta güç çekiyorum. Ben ekmeğe zam yapılsın, ekmek 2 lira falan filan olsun demiyoruz biz. Yani ekmek üzerine bu kadar baskı oluşturmanın bir anlamı yok. Bu son derece yanlış. Bizim tek dediğimiz, herkes gibi, her ticaret erbabı gibi, her üreten işletmeler gibi ayakta durmak, yaşamak, başka bir şey istemiyoruz. Yani ekmeğin üzerinde bu kadar baskı oluşturmanın ben çok doğru olduğunu inanmıyorum. Kaldı ki ekmek pahalı değil. Aslında şöyle söyleyeyim, tüketiciler kendileri de söylüyor bunu. En ucuz yediğimiz şey ekmektir diyor. Bunu kendileri söylüyor. Hemen hemen 100 müşterinin 95'i bunu söylüyor. Evet diyor, en ucuz tükettiğimiz şey ekmektir diyor. Ama yani böyle olduğu halde, yani bunu tüketicinin de bildiği halde, itiraf ettiği halde sürekli resmi kaynaklardan, yani yöneticilerimizden işte fırıncının fahiş zamlar yaptığını, fırsatçılık yaptığını, işte haksız kazanç sağladığını söylemiş olması dolayısıyla vatandaş da fırıncıyı da karşı karşıya getiriyor. Son olarak İslam Bey'e bir kez daha dönelim. Fırıncımızın derdini dinledik. Neler söyleyeceksiniz? Dert çok. Yani mecburen enflasyon rakamlarının artışı, biz dolar kurundaki bu agresif yükselişlerden kaynaklarını zaten biliyoruz. Doların tokatını yemeye devam ediyoruz. Bakın Ebru Hanım, dünyada 180 tane para birimi var. 1900 yılında dünyada 200 tane merkez bankası vardı. Bugün dünyada 190 tane merkez bankası var. Ve dünyadaki dolaşan parayı ne dedik? 180 tane. Ama en çok kullanılan para birimine baktığımız zaman başta dolar geliyor. Yani sistem kurulmuş, bu sistem böyle devam ediyor. Dolar bizim gibi gelişmekte olan ülkeleri ve gelişmiş ülkeleri olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Yani fakirleşmeye devam ediyoruz. Peki çözüm noktasına baktığın zaman ucu kime dokunsa aynı masaya hemen toplanıyorlar. Çin, Rusya, Türkiye, İran gibi ülkeler hemen dolardan kurtulmak için farklı alternatif aramaya başlıyorlar. Tabii farkındalık oluştu. Ancak bu farkındalığın icraata geçmesi için de ülkelerin, ülke yönetimlerinin ve ekonomi kurmaylarının akılcı yöntemlerle, halkla birlikte destek alarak, halktan desteğini alarak bu süreci devam ettirmesi gerekiyor. Biz
Maliyet noktasında herkes maliyete de iş yapabilir. İstihdam yapıyor, ticaret yapıyor. Burada 16 kişi istihdam ediyor. İşte Münir Bey'in söylediği gibi 50 bin kişi istihdam sağlayan bir sektörden bahsediyoruz. Burada önemli olan hiç kimseyi zan altına bırakmadan barışçıl dil kullanarak esnafların yanında olmamız gerektiğini ben tekrar ifade etmek istiyorum. Bakın, insanlar hayatta çeşitli tecrübelerle imtihan olabilir. Şuradan şu fırının önünden geçtiğiniz zaman evinize gidiyorsunuz. Cebinizde 1 lira 25 kuruş paranız yok. Olabilir insanlık hali. Ya da 200 liranız var, bozuk paranız yok. O da olabilir, o da insanlık hali. Velev ki işsizsiniz, bir ay boyunca çalışamıyorsunuz. Emin olun şu esnafa geldiğiniz zaman bir tane ekmek alabilirsiniz, yarın ödeyebilirsiniz. Deftere yazdırabilirsiniz, bir ay sonra ödeyebilirsiniz. Esnaflık kültürü budur. Anladınız mı? Esnaflığın kültürünü, esnaflığın adını öldürme lüksü yok. Kimin yok? Yerel yönetimlerin yok. Bundan rant çıkarmayın. Bundan rant çıkarırken beraberinde ülke ekonomisine ve ülke siyasetlerine zarar veriyorsunuz. Bunlardan geriye vazgeçin. Ve fırından çıktık. Para piyasaları uzmanı İslam Memiş'le birlikte fiyatlardaki turumuza devam ediyoruz. Bu kez durağımız bir küçük esnaf oldu. Bir marketteyiz ve malumunuz dolardaki artışı bahane ederek özellikle yerli ürünlerde fahiş oranda zamma gidilmişti. Peki bu oranlar doların ateşinin düşmesiyle birlikte azaldı mı? Fiyatlarda düşüş var mı? Küçük esnafımız nasıl etkilendi? Yanımızda Mahmut Yıldırım var. Efendim 20 yıldır bu işi yapıyorsunuz. Evet, son doğru. Dönemde oldukça fahiş oranda zam gördük ürünlerde. Maalesef. Peki doların ateşi düştü. Fiyatlar düştü mü? Size soralım. Maalesef düşmesini bekliyoruz. Tek nedenimiz bu. Yani düşme sebebi doların şöyle söyleyeyim. Yani 4 TL falan düşerse ortalama 4 civarına geri gelirse fiyatlara iyice yansıyacağını tahmin ediyorum. Peki özellikle, hangi ürünler ne kadar zamlandı bu dönemde? Gıda ürünlerinde ortalama %20 oran olarak söyleyebilirim. Temizlik ürünlerinde %50, %60, %70'e kadar varan zamlar var şu an. Oldukça yüksek. Oldukça yüksek. Hatta bazı ürünler %100 zam geldi. Biz bunların açıkçası düşmesini bekliyoruz. Temenni ediyoruz. Peki müşterilerden nasıl dönüş aldınız bu dönemde? Bu yüksek fiyatı görünce nasıl tepki verdiler? Çok kötü tabii. Çok olumsuz. İsyan ediyor herkes. Müşterilerimiz isyanlarda fiyat sorup çıkanlar oluyor. Yani araştırmada artık herkes araştırmadan fiyat araştırması yapmadan ürün almıyor. Böyle yani. Peki şu an için cüzi de olsa bir indirim söz konusu mu ürünlerinizde? Çok düşük. Yani çok düşük oranlar. Yani şöyle nasıl söyleyeyim? Yüzde kaç oranında diyebilirim? Ya %2, %3 oranında şu an düşüş var. Ama yani beklediğimiz düşüş bu değil. Yani biz eski seviyelerine gelmesini temin ediyoruz. Bunlardaki düşüş devam ederse peki o rakamı görür müyüz? %10, %15 görürüz. Oranında? Görürüz. Çünkü zaten herkesin ortak bahanesi dolar. Dolar düşmediği sürece istediğimiz seviyeye düşeceğimizi tahmin etmiyorum ben. Peki bu ürünlere bu zammı kimler yapıyor? Kimler yapıyor? Herkesin bildiği gibi stokçular yapıyor. Elinizde bir fatura var, onu da var, görelim. Evet var, doğrudur. Mesela bu gıda ürünü mesela, %8'i KDV'si olan ürünlerde mesela, şöyle söyleyeyim. Hangi tarihli bir fatura bu? 10. ayın 16'sı. Yani yakın tarihte. Ama şöyle söyleyeyim, şu gelen ürünler bir ay önce ortalama %20 daha ucuza geliyordu bize mesela. Kaç liraya almıştınız? Buradaki rakam ne? Şöyle söyleyeyim mesela bir tanesini baz alırsak mesela. Burada helva var mesela diyelim. 4,5 lira sattığımız helva şu an 6 TL'ye satıyoruz. 250 gram helvayı. 2 ay önce ortalama 4,5 TL'ye satıyorduk. Şu an 6 TL'ye satıyoruz. Alış fiyatında nasıl bir fiyat farkı var? Kaç liraya alıyordunuz? Şimdi kaça alıyorsunuz? İşte dediğim gibi ortalama %15, %20 arasında zam geldi ürünlere yani. Bir anda yani. Tek kalemde. Tek temizlik malzemelerinde %100'e varan bir artış var. Aynen. Özellikle toz deterjanlarda olsun, sıvı deterjanlarda olsun %100'e yakın. Şampuanlarda olsun. 10 TL sattığımız şampuanlar mesela 17,5 TL'ye kadar çıktı. 15 TL sattığımız şampuanlar 30 TL'ye kadar çıktı. Keza deodorantlar, diş macunları %100'e yakın bir zam var şu an. Peki stokçular dediniz. Bu anlamda onların denetimi de sıklaştırıldı. Şu anda nefes aldırılmıyor sıkı denetimlerle birlikte. Ya zaten zaten önce oradan başlamalar lazım ki herkes diyor işte esnaflar diyor. Biz sonuçta yani küçük bir mahalle esnafıyız. İki çalışanım var. Toplam 3 kişi çalışıyoruz. Hani bizim yapabileceğimiz bunda çok fazla bir şey yok. Sonuçta biz aldığımızı karını koyarak satıyoruz.
Yani bizim şeyimiz çok etki değil. Sonuçta biz al sat yapan bir iş yeriyiz. Sonuçta tabii bu stokçular önlemediği sürece bu fiyatlar böyle yüksek kalır. Bunun çözümü bu mudur diyorsunuz? Aynen budur. Şöyle söyleyeyim mesela. Bez grubunda mesela şu an ürün bulamıyoruz. Neden? Stokçular neden? Stok yapıyorlar bunu. Mal yoka düşürüyorlar istediği fiyatlara sattırabilmek için. İki ay önce 45 liraya sattığımız ve şu an 70 TL oldu. Neredeyse iki katına yaklaştık. Tabii tabii. Şu an 69 TL satıyoruz mesela. 45 TL sattığımız bez. Şu an 69 TL oldu. Nedir bu? Stoktur zaten. Yani bildiğimiz için biliyoruz, görüyoruz. Özellikle mesela şeylerde de öyle. Sıvı yağlarda da böyle mesela. 25 TL sattığımız bundan bir ay öncesi 25 TL sattığımız sıvı yağlar şu an 42,5 TL'ye kadar çıktı. Burada da yine stokçuların payı var mı? Aynen öyle. Ya zaten stok zaten yok. Yani ürün yok diye bir kaygımız yok zaten bizim. Ben sonuçta çarşı pazar toptancıları geziyorum, görüyorum. Ama şey dediğim gibi tek sıkıntımız stok. Peki siz neler yaşıyorsunuz bunun sonucunda? Yaşadığınız sıkıntılar neler? Sıkıntılar yani ürün bulamıyoruz. Mesela şöyle söyleyeyim mesela diyelim ki bir bezde 5-6 seri ürün varsa işte 1-2 ürünü bulabiliyoruz. 3-4 numarasını bulamıyoruz. Deterjanlardaki desen aynı devam ediyor bu sıkıntı. Yani gidiyorum mesela mal almaya gidiyorum mesela bir günüm yetmiyor. Mal toparlamakta işte bir yere gidiyorsun bir ürün bulabiliyorsun, bir yere gidiyorsun bir ürün bulamıyorsun. Fiyat veriyorlar keza çok yüksek fiyatlar. Şöyle söyleyeyim 45 TL sattığımız ürün toptan fiyatına bize 60 TL falan okunuyor. Çok uçuk fiyatlar okunuyor. Hem yani, sizin cebinizi hem de tabii ki müşterinizin cebinizi. Yani bir aldığımız ürünü yani kesinlikle bir hafta sonra aynı fiyatı alamıyoruz. Sadece bir haftada bile. Aynen öyle. Aynen öyle. Artabiliyor diyorsunuz. Peki aynen burada öyle. Bir virgül koyalım hemen para piyasaları uzmanımıza dönelim bakalım neler tamam. Söyleyecek. Esnaf haklı ancak şunu tekrar belirtmek isteriz. İlk önce esnaflığın tanımını iyi yapmak lazım ve esnafın kıymetini bilmek gerekiyor. Esnaf kendi emeği ve kendi sermayesi ile az sermayeli ve yanında az kişi çalıştıran kişilerdir esnaflar. Ve Türkiye'de yaklaşık resmi rakamlara göre 1.693.000 esnaf var Türkiye genelinde. Bu da Türkiye nüfusunun %2'sine tekamül ediyor. Yani şöyle bir örnek verebiliriz. Türkiye'de her 100 kişiden 2 esnaf ciddi bir var. Rakam evet, aslında. Ciddi bir rakam. Bunu çarpanlarıyla topladığınız zaman %3, %4 civarına kadar yükselebilir. Yani kayıtlı 1.693.000 esnafımızın yaklaşık 5 milyona yakın çalışanlarıyla birlikte kişiye ulaşan bir hacimden bahsediyoruz. Bu küçük esnaf. Şu anda bulunduğumuz noktada da bir küçük esnaf yani bir marketteyiz. Mahalle esnafı. Mahalle esnafı. Dolayısıyla da kaç çalışanınız var yanınızda? 3. 3 çalışanı var ve kendi sermayeli ve kendi kabuğuyla bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu esnaf arkadaşımız gelen toptancıdaki ya da fabrikadan gelen ürünleri aynen. Genelde o şekilde çalışıyorlar tabii, değil tabii, mi? Tabii. Yani fabrikadan gelen ya da toptancı üreten fabrikalardan gelen ürünlerin üzerine belli bir kar koyarak tabii. Burada mahalle esnaflarına satarlar. Tabii o stokçuluk ya da fahiş fiyat artışındaki sürecin en son kısmıdır esnaf. Yani burada stokçuluk yapan esnaf değildir. Yani bunu üreten ya da bunu getirendir. Tabii eğer İslam kötü Bey. Niyetli insanlar varsa bu kötü niyetli insanların adını esnafla bağdaştırmak çok kötü bir şeydir. Rencide eden bir durumdur. Esnaflarımızın kıymetini bilebilmemiz için manevi bir şekilde düşünme kapasitesine ulaşabilmemiz lazım. Maneviyat nedir? Veresiye defteriniz var mı? Var. Yani eskisi olmasa da var tabii. Yani mevcut yani o sonuçta. Ortalama örnek verelim. Yani bugünkü derde ne kadar alacağınız var veresiye defterinde? 10 bine yakındır. 10 bine yakın. Yapındır. Şimdi bu zaman zaman değişebiliyor. Yani ülke ekonomilerinde çeşitli nedenlerden dolayı sıkışıklık olunca bu 20 bin 30 bin civarına da çıkabilir. Ancak önemli olan şudur. Bu mahallede oturan fakir fukara ya da ihtiyaç sahibi bir insan çalışamıyor olabilir, işten ayrılmış olabilir. En azından bir ay boyunca kendini geçindirecek kadar bir kredi açabiliyorsa esnaf, onun işini görebiliyorsa esnafın maneviyatı burada meydana çıkıyor. Yani insanı, halkı birbiriyle bağdaştıran, onları destekleyen bu örf ve adetlerimiz var biliyorsunuz. Yani
bu örf adetlerimizi sürdüren, milletine destek veren bir anlayışla ticaret yapan bir esnafı siz bugün stokçulukla ya da fırsatçılıkla suçlarsanız o mahalledeki esnaf değildir. Esnafçılarla stokçuları birbirinden ayırt etmek gerekiyor. Aynen. Az önce Mahmut Bey'in ifade ettiği gibi en azından %15, %20 civarında gelen kalemlere zamlar var. Zaten fabrikalar zam yapmadan önce, o fiyat farkını yansıtmadan önce mail atıyorlar. Ya da o pazardan gelen aracılar gelirken, ürünü gelirken şöyle ifade kullanıyorlar. Yani İsterseniz bu üründen bir kutu daha fazla alın, gelecek aya buna zam yansıyacak diye uyarılarda bulunuyorlar. Esnaf da tedbirini ona göre, elindeki nakit akışına göre tedbirini almaya çalışıyor. Üç kişi yanında çalışanı var. Bunun nazarında kiranız var, elektrik gideriniz var, su gideriniz var, stopajınız var. Yani bu kalemleri topladığınız zaman hem ülke ekonomisine ciddi anlamda katkı sağlıyorlar, hem de mahalle kültüründe de insanlara hizmet sunmaya devam ediyorlar. Dediğim gibi... Peki burada stokçularla esnafımızı ayıralım demiştiniz. Kesinlikle. Nasıl bir fark var? Stokçular ne yapmaya çalışıyor? Esnafımız nasıl ayakta durmaya çalışıyor? Yani stokçuluk ya da üretenler ya da büyük hallerde, kuru gıda olabilir, yaşsa bize meyve halleri olabilir. Bunun direkt tüketiciden ya da üreticiden eline alan kesimler çarşı pazara inmeden önce, yani mahalledeki esnaflara dağıtmadan önce o dilediği kadar sınırsız bir şekilde stoğunda malzeme bulundurabilir. Maliyeti düşük olabilir, maliyeti artacak beklentisinde olabilir, döviz kurlarıyla maliyet yapmıştır, döviz kurlarının yükselmesini bekliyor olabilir. Ama sonuca baktığınız zaman son tüketim kalemi mahalle bakkalıdır, esnafıdır. Yani burada örnek veriyorum, herhangi bir markanın ürününü sorduğunuz zaman mahalle esnafı buna yok derse, demek ki toptancıdan bunu temin edememişlerin yokudur bu. Doğru mudur? Aynen öyledir. Evet. Yani aynen bu stokçuluk öyledir. Noktası mahalle esnaflarını bağlamıyor. O yüzden biz esnafımıza sahip çıkarak, o yüzden biz esnafımızın arkasına durarak, onların samimiyetine inanarak bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. O yüzden bugün... Kadın istihdamına baktığımız zaman Ebru Hanım, Türkiye genelinde resmi kayıtlara göre 256.992 bayan esnafımız var. Bayan istihdam ve bayan esnaf noktası kayıtlı. Kayıtlı olmayanları çarpanlarına koyduğunuz zaman benim hesabıma göre 1 milyondan fazladır. Dolayısıyla burada istihdam noktasında, tüketim noktasında mutlaka kalemler, zamlar geri çekildiği zaman, fiyatlar düştüğü zaman esnafın da işine yarayacaktır. Tabii ki. Çünkü daha çok hareketlilik olacaktır. Kâr marjları daha fazla olacaktır. Hem tüketici gelir elde edecektir, hem esnaf gelir elde edecektir. Yani bugün 15 liraya satın aldığınız bir şey 20 liraya yükselmişse, tüketici bunu daha az kullanacaktır. Aynen öyle. Bir ay gecikmeli alacaktır. Sirkülasyon olmayacaktır. Peki, dolayısıyla bu noktada dolar kurundaki hareketlilik zaman zaman bahane edildi. Fahiş orandaki evet. zamların aslında asıl nedeni o gösterildi. Bu bir bahane miydi acaba? Şimdi herkes şunu merak ediyor Ebru Hanım. Dolar 7.23 lira seviyesini gördü 13 Ağustos'ta. Evet. Peki bugün 5.60 lira seviyesine kadar geriledi. Bu zamlar gerileyecek mi? Tabii ki gerileyecek. Neden gerileyecek? Çünkü maliyetler noktasına baktığınız zamanda düşen bir maliyet var. Bu mahalle esnafı da örnek veriyorum 15 liralık şey 20 lira yükselmişse o 20 liralık şey 17 liraya gerilecektir. Çünkü yılbaşından bu yana %90 civarında artan bir dolar kuru var. Ancak bu %90'lık artış yerine %49'luk değer kaybına bıraktı. Yarı yarıya neredeyse bu değer artışlarının azaldığını, kurdaki değerin artışı, özür dilerim düşüşü ister istemez kalemlere de yansıyacaktır. Etiketlere yansıyacaktır. İşte tabii halkın ki. Burada dikkat etmesi gereken, yani tüketicinin burada dikkat etmesi gereken şu. Dolar kuru 7 lirayı gördüğü zaman, 7.23 lira seviyesini gördüğü zaman o rakamı, zamı görüyor. Dolar kurundaki bu düşüşle birlikte o kalemdeki düşüşü mahalle esnafında görmüyorsa o mahalle esnafı fırsatçıdır. Anladınız mı? Ama herkes değildir. Bunu kat'i süreçte bence iyi niyetli bir şekilde değerlendirmek gerektiğini şahsen düşünüyorum. Fiyatlarda süt ürünlerinde muhtemelen %20'den fazla artışlar vardır. Çünkü tarıma dayalı bir politika vardır. Ama
diğer kalemlerde %15-20 zamlar mutlaka yaşanmıştır. Ama iyi niyetli bir şekilde ben esnafın bilerek ve isteyerek bunlara zam asla yaptığını asla düşünen bir kişi değilim. Peki burada çözüm yollarına gidelim. Esnafımızla müşterimizi daha da yakınlaştırabilmek ve stokçularla esnafı ayırabilmek adına neler yapılmalı? Çözüm rahatsız olan tüketicidir. Yani vatandaştır, sokaktaki vatandaştır. Muhatap olan da esnaftır. Satıcıyla tüketici karşı karşıya kalıyor. O aradaki faizden etkilendiğini söyleyen, enflasyondan etkilendiğini söyleyen o stokçularda, toptan tüccarlarda mutlaka arada kendini sıyıştırıyor. Yani esnafın şeyi muhatabı olmuyor ya da tüketicinin muhatabı olmuyor. Burada esnaf eğer tatlı dililiğiyle tüketiciye, yani o sokaktaki satıcıya, vatandaşa derse ki işte şu nedenlerden dolayı fahiş artışlar oldu. Ama biz bu fiyatlarda düşüş bekliyoruz. Siz de biraz sabredin. Bu hafta değil de bir ay sonra alın, bir hafta sonra alın. Hep temennimiz öyle zaten. Bu şekilde öyle temenni edecek. İlişkilerimizi, diyalogumuzu bozmadan, başkalarının oyunlarına gelmeden bu süreci mecburen atlatacağız. Başka bir çaremiz yok. Diğer yandan küçük esnaflarda kazandıkları bütçeleri, yani o kasalarındaki paralarını dövizde tutmasınlar. Yani ben nasıl olsa işler yok, işte şundan kazanamıyorum, bundan kazanamıyorum. Hazır sermayeme örnek veriyorum. 50 bin TL, 100 bin TL sermayem var. Ben bu dolar düştü, dolar alayım. Dolar yükseldiği zaman o aradaki farklı da ayı kurtarmış olurum tarzında böyle basit düşüncelerle ticaret yapmaya devam ederse onun için de hayırlı bir sonuç olmaz. Dolayısıyla samimiyetle bu işi çözeceğiz. Ama bu fiyatlardaki farkı düşürecek ya da yükseltecek kapasite ya da imkan küçük esnaflarda maalesef bulunmuyor. Cemal Kaşıkçı ile ilgili soruşturmada son durumu öğrenmek için şimdi de konsolosluğun önüne dönelim. Arkadaşımız Gözde Özyürek bizleri hazır bekliyor. Gözde, son dakika bilgisi nedir? Cemal Kaşıkçı olayı ile ilgili muamma hala devam ediyor. 17. gün bugün tabii iddialar ortaya atılıyor. Bir takım güçlü iddialarda olduğunu söyleyebiliriz. Ancak tüm bunlar yaşanırken ve dünyada yankı bulmaya devam ederken bu yaşanan olay, yaşanan son gelişmeler de var. Hemen onları söyleyelim. 15 konsolosluk çalışanının İstanbul Adalet Sarayı'nda Çağlayan'da ifade verdiği gelen bilgiler arasında ve bu ifade verenler tanık sıfatıyla ifade veriyor Mustafa Yıldız ve Türk çalışanları olduğu gelen bilgiler arasında kimler var konsolosluk çalışanlarında? Hemen onları da belirtelim. Santral çalışanından muhasebe sorumlusuna, makam şoförüne kadar 15 konsolosluk çalışanının ifade verdiğini söyleyebiliriz. Ancak hatırlayacaksınız 2 Ekim 2018'de Cemal Kaşıkçı konsolosluğa girmeden önce saatler 13-14'ü göstermeden yaklaşık bir saat önce burada çalışan Türk çalışanlarına izin verilmişti. İşte o çalışanların da ifadelerine başvurulması bekleniyor. Böylece ifadesine başvurulan konsolosluk çalışan sayısının da 40'ı bulması bekleniyor. İfadelerden sonra ne gibi detaylar ortaya çıkacak? Yeni iddialar neler olacak? Bunu da yine hep birlikte bekleyip göreceğiz. Biz konsolosluk önündeki bekleyişimizi sürdürüyoruz diyelim. Sözü şimdilik tekrar size bırakalım. Zaman zaman programımızda izliyorsunuz. Yaya geçidine yaklaşan sürücüler frene değil gaza basıyorlar nedense. Kornaya basıyorlardı eskiden. Ama bundan sonra böyle olmayacağını ümit ediyoruz. Yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Bundan sonra nasıl olacak? Şimdi Diyarbakır'a çevirelim kameralarımızı. Diyarbakır'da arkadaşımız Serdar Er var. Bu konunun detaylarıyla bizleri hazır bekliyor. Serdar, sözü sana bıraktık. Mustafa Yıldız, bundan sonra trafikte düzen nasıl mı olacak? Yayalar artık trafikte önceliğe sahip olacaklar. Nasıl mı? Örnek vereceğiz, şimdi ışık yanıyor ama bu trafik halinde yaya geçidine gelen yayalar karşıya geçmek için burada durduklarında araçlar onları beklemek zorunda. Görmüş olduğunuz gibi araç durdu ve beklemedikleri takdirde ise cezai müeyyide ile karşılaşacaklar. Bildiğiniz gibi
Trafikte denetimler oldukça artırılmıştı. Özellikle trafik kameralarına, yani kurulan kameralarla trafik cezaları kesiliyordu. Görmüş olduğunuz gibi artık yayalar Diyarbakır'da, düzeltiyorum, araçlar Diyarbakır'da yavaş yavaş yaya geçidinden geçiyorlar. Zira bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bir düzenleme kabul edildi. Trafik cezalarının artırılması düzenlemesiydi. Bu da 235 lira para cezası kesiliyordu. Önceden trafikte yayalara yol vermeyen sürücüler için o ceza 488 liraya çıkarıldı. İşte bununla birlikte denetimler de trafikte artırılınca artık sürücüler bu konuda daha da dikkatli olmaya başladılar. Tabii ki yurt genelinde bu kanun geçerli. Biz de bu kanunun canlı yayınımızda denemek için, yani sürücüler yayalara yol veriyor mu, bunu denemek için Diyarbakır'a geldik. Baktık ki az önce yaptığımız testte, şimdi yine atlayacağım. Az önce yaptığımız testte bakınız durdu hemen. Ama biraz zor durdu galiba. Tabii biraz hızlı geliyordu, artık böyle de olmayacak. Yani hız sınırını yaya artık hesaplamak zorunda değil. Neden? Artık yaya sürücünün hızına bakmadan yola adımını atacak ve sürücü ise yaya yola adımını attıktan sonra durmak zorunda. 235 liralık trafik cezası dediğimiz gibi 488 liraya çıkarıldı. Artık trafikte öncelik yayaların, bu bilgiyi vatandaşlarımızla paylaşalım. Herkes, yani vatandaşlar da bunu bilerek hareket etsinler. Sürücüler de bunu bilerek hareket etsinler. Zira hemen işte şu görmüş olduğunuz kameralar sayesinde evinize ceza gönderilebilir. Bunun uyarısını yapalım. Tabii ki trafikte birçok denetim de söz konusu. Mobil ekipler de trafikte, trafiğin dört bir yanında denetimlerini arttırdı. Hemen kural ihlali yapıldığı takdirde cezai müeyyide ile vatandaşları karşılaştırıyor. Zira trafikte düzeni sağlamak adına yapılıyor bütün işlemlerde. İşte en son yapılan düzenlemede Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. O düzenlemenin içinde yayaların trafikte öncelik hakkı verildi. Yani yayalara öncelik hakkı verildi. Artık yayalar karşıdan gelen aracın hızını hesaplamak zorunda değiller. Yola istedikleri gibi adım attıklarında diğer sürücüler hızlarına bakılmaksızın durmak zorunda. Şimdilik Diyarbakır'dan biz bu testi canlı yayında yaptık. Diyarbakır'dan aktaracaklarımız bu kadar olsun. Detaylar oldukça tabii ki aktarmayı sürdüreceğiz. Araya gitmeden sıcak haberlerle devam edelim efendim. Azmetti, çalıştı, sonunda okuma yazmayı öğrendi. 88 yaşındaki Bahriye nine ilk iş olarak kitap fuarına koştu. Okumamızı başarıyoruz. Evet. Emine Hanım'dan, başkanından. Allah razı olsun. Hayatıma görmemiştim burayı. Geldim buraya, gördüm, memnun oldum. Ne güzel. Ne güzel. Alacağım. Okumaya başarıyorum. Yazacağım, alacağım. Rize Kitap Günleri fuarının açılışı renkli görüntülere sahne oldu. Girişlerin ücretsiz olduğu fuara katılan yayın evleri kitaplarda %20 ile %50 arasında indirim uyguladı. Fuarın ilk gününde Profesör Doktor Sadık Albayrak ve Yusuf Kaplan kitapseverlerle buluştu. Ahmet Selçuk İlkan'sa şiir dinletisi sundu. Kitap ürünlerini bir ortamda buluşturmayı başarabilseydik. Nihayet geç oldu, temiz oldu diyelim. Ben söz uzatmak istemiyorum. Sözü kitaba bırakalım. Kitap dostlarıyla kitabı buluşturalım. Rize Valiliği önüne kurulan standta 10 gün boyunca 60 yazar ve şair okurlarıyla buluşacak. Etkinlikte imza günleri ve söyleşiler gerçekleştirilecek. Burası İstanbul'un en işlek güzergahlarından biri. Levent Büyükdere Caddesi. Görüntüler trafiğin en yoğun olduğu akşam saatlerinden. Değeri milyonlarla ifade edilen araç yolda kaldı. Trafik kilitlendi. Araç sahibi ne yapacağını şaşırdı. Dörtlüleri yaktı, aracı hareket ettirmeye çalıştı. Fakat araç bir milim ilerlemedi. Arkada uzun araç kuyrukları oluştu.
kimse de yardım etmek için durmadı. Araç sürücüsünün imdadına İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Müdürlüğü'ne bağlı levha bakımda görevli işçiler yetişti. O sırada arkadan gelen araçlar da kornaya basıyordu. Biz de gittik arkadaşla kendisine yardım etmek için. Biraz meşakkatli oldu ama kendileri de çektik aracı. Kendisi de teşekkür etti bize. Sürücüye aracı itebileceklerini söyleyip arkasına geçtiler. Sonra da lüks otomobili itmeye başladılar. Bazı sürücüler o anları cep telefonuyla kaydetme yarışına girdi. Fotoğraflar kısa sürede sosyal medyada çok sayıda etkileşim aldı. Bugün yardımcı olduğumuz belki pahalı bir araba ama konunun aslı olarak biz bunlara dikkat etmiyoruz. Vatandaş gözüyle baktığımız için o anlayışla karşılıyoruz. Kim olursa olsun her zaman yardımcı oluyoruz. Lüks otomobil belediye çalışanları tarafından yol kenarına çıkarıldı. Açılan yolla... Yüzlerce ölü, binlerce ölü var değil mi abi? Komple. Bu kez kıyıya balıklar değil arılar vurdu. Görenler şaşkına döndü. Bir de bal arısı galiba değil mi? Bal arısı. Türkiye'de en fazla arı popülasyonunun bulunduğu Muğla Akyaka'da binlerce arı ters akıma kapılıp telef oldu. Şurada bak, şurayı saydığın zaman şurada ondan fazla. Evet. Ver, komple düşün bak. Şu görünen bütün arı. Uzmanlara göre arılar bal toplamak için kovandan çıktı. Kovana dönüş yolunda deniz kıyısında rüzgara karşı ilerleyemediler, suya düştüler. Bak, can çekiştiren de var, görüyor musun abi? Bak. Akyaka'da bu olay ilk değil. Daha önce de birkaç yıl arayla benzer vakalar yaşanmıştı. Bir de suların üzerinde de var arılar. Denizin üzerinde. Son bölüme başladık. Bu bölümde de aramızdan ayrılışının 15. yıl dönümünde Bilge Kral, Aliya İzzet Begoviç'i anarak programımızı noktalayalım dedik. Sağlığında onunla birçok kez bir araya gelen gazeteci yazar Mehmet Koçak'ın anılarıyla huzurlarınızdan müsaade isteyelim efendim. Bilge Kral, Aliya İzzet Begoviç. 8 Ağustos 1925 tarihinde Bosanski Samaç kasabasında doğdu ve Bosna Hersek'in kaderini belirleyen isim oldu. Mehmet Bey, her devrin bir kendine has fenomeni ya da liderleri var. Aliya İzzet Begoviç de onlardan bir tanesi. Bize biraz anlatabilir misiniz? Nasıl biriydi Aliya İzzet Begoviç? Gerçekten ifade ettiğiniz gibi her dönem bir idolü var. Ancak o dönemlerini aşabilen idoller de var. Aliya İzzet Begoviç onlardan birisiydi. Yani her çağa ve her asra, asrın idrakine inandığı değerleri en iyi şekilde sunan liderler her zaman o devirde kalmamış, o devirden sonra da anılmıştır. Bunlardan birisi de rahmetli Aliya İzzet Begoviç'tir. Evet. Tabii sizin onunla yakın münasebetiniz olduğunu biliyoruz hayatta. Evet. Birçok şey de yaşadınız. Onları belki konuşuruz ama sondan başlayalım. En son görüşmenizde ne konuştunuz? Rahmetli Aliya İzzet Begoviç çok ilerleyen yaşına rağmen çok mücadele eden bir insandı. Yorgunluğu gece sayan, korkularla arkadaşı olmayan, sürekli mücadele halinde olan bir insandı. Doktorlarının tavsiyelerini pek fazla dinlemezdi. Kendisine şunu sordum. Yaşınız ilerlemiş, artık biraz daha yavaş hareket etseniz, biraz daha kendinize zaman ayırsanız, aynen ifadesi şudur. Benim bir hayalim var. Benim bu hayalim kendime ait değil, halkıma aittir. Halkımın özgürlüğü ve halkımın kendi kimliğiyle Yugoslavya içerisinden ayrılan ve bizim atalarımızın olan ve Osmanlı'nın da 500 yıl hüküm sürdüğü Bosna Hersek Devleti'nin kendi insanı olan insanımızın, Müslüman Boşnak halkının kendi öz kimliğiyle özgürce insan haklarına ve evrensel değerlerdeki haklarına yararlanarak yaşamasını arzu ediyorum. Bütün arzum budur. Onun için ben yavaş hareket etmeyi değil, çok çabuk hareket etmek zorundayım. Çünkü ömür kısa,
bu mücadeleyi belli bir yere kadar taşıdıktan sonra bayrağı benim yetişmeme vesile olan yani beni toplum yetiştirmiştir. Ben 18 yaşında bu işe başladım ama şimdi benim eserlerimi okuyarak bir nesil yetişti. Bir uğraş verdik, bir parti kurduk. Biz Miladi Müslümanı denen gençlik hareketinin içinden geldik ve o gençlik hareketinin meyvelerini vermeye başladığını görüyorum. Benim yol arkadaşlarımın çocukları, benim çocuklarım ve daha sonraki gençlik hareketi artık belli bir ete kemiğe bürünür bir şekle dönüştü. Komünistleştirilen, inanç değerlerinden uzaklaştırılan, ateistleştirilen bir toplumun, Tito döneminde oluşturulan bir toplumun içerisinden inandığı değerleri yaşayan bir gençlik doğuyor. Ben bu gençliğin benim öncülüğümde ve benden sonra da bayrağı alıp ileriye götürecek bir mücadelenin bayraklaşmasını istiyorum. Benim hayalim budur demişti bana son olarak. Genç nesil biraz çabuk tanıyor. Özellikle sosyal medyada gördüklerine çabuk tanıyor. Aliye hakkında da ileri geri sosyal medyada konuşanlar, yorum yapanlar var. Şunun da bir altını çizmek lazım belki bu minvalde. Aliye'nin Türkiye sevgisi. Hiç unutmam. Bunu iyi ki sordunuz. Bunu anlatmadan geçemeyeceğim. Ben rahmetli Aliye İzzet Bekoviç'e o zor savaşta beraberdik. 4 yıl savaşta Bosna Hersek'teydim ben. Öyle bunları duyarak veya birilerinin yazdıklarından okuyarak veya masa başında onu överek yazılan yazılardan değil, bizatihi kendisiyle yaşayan birisi olarak konuşuyorum. Rahmetli Aliye İzzet Bekoviç'le savaş sürecince beraber olduğum o süreç içerisinde o savaş şartlarında Bosna Hersek'e girmek ve çıkmak çok zordu. Ben çıktım ve Türkiye'ye geldim. Çünkü Aliye İzzet Bekoviç bana zamanın başbakanına, cumhurbaşkanına mektuplar verdi ve takdim etmemi ve o mektuplar içerisinde Bosna Hersek'in son durumunu ve Türkiye'nin yapabilecekleriyle ilgili uluslararası toplumda söylenmesi gerekenleri söylemeleri için uyarılarda bulunan bir mektuptu. Ben daha sonra dönerken kendisine bir takım hediyeler ikram edeyim, Türkiye'den getirip takdim edeyim diyerek en çok bir Kur'an-ı Kerim, bir Türk bayrağına sarılı bir hediye hazırlayın dedim. Bir de Osmanlı hayranı olduğu için kendisine Osmanlı sultanlarının da içinde olduğu bir hazırlayın dedim. Arkadaşlar bir Osmanlı padişahları tablosu hazırladılar. Ve bir Kur'an-ı Kerim'e Türk bayrağı sarılı, bir tane de son olarak da onları tümünü katlayan halı, işlenmiş bir halı Türk haritasını da Türkiye, bugünkü Türkiye haritasını gösteren, halı üzerinde gösteren bir halı dediler. Çok kıymetli bu, elle dokuma, bizden de bu hediye olsun dediler. O arkadaşlar onu da verdiler. Ben Aliye'ye gülerek gittim kendisine. Türkiye'den size bunları ben getirdim hediye olarak. Bunu da oradaki esnaf benden de bir hediye olsun diyerek Türkiye haritasını şey etti. Aslında elle işlenmiş olduğu için kıymetli bir halı bu. Aliye İzzet Bekoviç hediyeleri açtı. Türk bayrağını makamına koydu ve özel kalemine bu bayrak burada olacak dedi. Ben bunun gölgesinde kalacağım dedi. Bu bayrak burada olacak dedi. Gelen bütün yabancı misyon şefleri de bu bayrağı burada görecek dedi. Türk bayrağını öptü ve ona verdi. Buraya asın dedi. Astırdı. Hemen Kur'an-ı Kerim'i öptü. 3 kere alnına koyduktan sonra kalbinin üzerine koydu ve ondan sonra da makamının masasına koydu. Ancak halıyı açtırdı. Bir tarafından ben tuttum. Bir tarafından da özel kalem müdürü tuttu. Gösterdik. Tam karşısına geçti, elini kolunun altına şu şekilde koyarak kafasını olumsuz şekilde sağa ve sola sallamaya başladı. Ben çok mahcup oldum. Acaba bir hata mı işledim diye. Dedi ki bakın, son hediyeniz olan sultanlar tablosunu da kabul ediyorum. Ama bu haritayı kabul etmiyorum, bunu odama astırmayacağım. Sultanları şuraya asın dedi, onlar benim de sultanlarım. Sadece bunların değil dedi, bizim de sultanlarımızdır dedi. Şu Osmanlı sultanlarını şuraya bir asın. Ama bu harita bu sultanlara yakışmıyor dedi. Bir, biz bu haritayı sizin resmi haritanız olabilir, sınırlarınızı gösteren yer olabilir. Ama sizin ufkunuz bu kadar daralamaz. Ve bizi kendinizden dışlayamazsınız.
bizi içine alan o Osmanlı haritasını getir kabul edeyim. Bunu lütfen tekrar size iade etmemi yanlış anlamayın. Benim içimden geçen budur. Ben bu harita yerine bizi de içine alan, bizi kendinizden dışlamaya hakkınız da yok. Dolayısıyla bizi de, Bosna'yı da içine gösteren o güzel Osmanlı haritasını üç kıtaya hükmeden 24 milyon kilometreye karşı kılıcıyla, gücüyle, kudretiyle, kuvvetiyle ve adaletiyle giden o büyük haritayı bana getir dedi. Ve ben çok duygulandım, inanır mısınız? O haritayı ne zaman Türkiye şeyden, o savaş şartlarından kurtarıp tekrar Türkiye'ye gidebilirim veya Avrupa'ya, böyle bir harita bulup getireceğim diye söz verdim. Ve nasip oldu, bir ara çıktım ve özellikle gittim. Ben Osmanlı haritasını ve etrafında Osmanlı paşalarının da, sultanlarının da olduğu o haritalı resmi tablo yaptırdım ve kendisine getirdim. Aynen onu oraya karşısına aldı ve gözlerinden yaşlar döküldüğünü gördüm. Ellerini kaldırdı. Ya Rabbi, bu birlikteliğimizi bize sağla yeniden. Yeniden o Osmanlı'nın ihtişamlı günlerini aziz milletimize ve bütün alemi İslam'a nasip eyle. Çünkü adalet Osmanlı zamanında vardı diyor. Ve Osmanlı gitti, Bosna Hersek, Filistin, Keşmir, Kırım ve dünyanın birçok bölgesi yetim kaldı. O yetimlerden birisi olarak bu acıyı belki siz Anadolu'da hissetmiyorsunuz ama biz burada hissediyoruz. Biz diyor baş çarşıya çıktığımızda, oranın çok güzel semtlerinden, tarihi semtlerinden olan baş çarşıya gittiğimizde ilk içtiğim su ne biliyor musunuz? Sorduklarında ne içersin diye sorduklarında ilk içtiğim şey ne biliyor musunuz? Türska kahve. Türk kahvesi istiyorum. Bosna'da Türk kahvesi meşhurdur. İsmi Türk kahvesi. Kahve Yemen'den gelse de Türk kahvesidir bu. İsmi olarak bilinir ve çezvelerinin üzerinde ve fincanların üzerinde ay yıldız vardır. Son soru, kısa soru, kısa cevap, bir cümlelik cevap. Aliya'nın mücadele ruhunu yaşatması için şimdiki gençlik ne yapacak? Ondan önce şunu noktalayayım. Cumhurbaşkanımız, o zamanın başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Lisbon görüşmelerinden sonra hasta olduğunu ve son anlarında olduğunu duyunca uçağının rotasını değiştirerek Bosna Hersek'e iniyor. Çok ilginçtir. Hemen havaalanına gerekli talimatlar veriliyor ve resmi tören hazırlıyorlar. Sayın Başbakanımız, şimdiki Cumhurbaşkanımız çıkıp ben resmi bir tören istemiyorum çünkü ben bir büyüğümü ziyarete geldim. Resmi tören istemiyorum dedi ve sıradan birisi olarak çıkıp gitti ve rahmetli Ali Ezzet Bekoğlu'nun odasına girdiğinde o kısalan nefesleri, dermanı düşük o insan bir anda etraf yorganına sarılıp kalkmaya çalıştı. Üzerine zaman başbakanı Tayyip Erdoğan kucaklayarak efendim rahatsız olmayın diyerek yerleştirdi. Çok manidar bir şey vardır. Tayyip Bey, ülkenizi ve milletinizi çok güzel temsil ediyorsunuz ve alemi İslam'a ve Bosna Hersek'e, Filistin'e, mazlum Müslüman halklara sahip çıkıyorsunuz. Ümidimiz sizsiniz, Türkiye'dir. Bizi buralarda yalnız bırakmayın. Biz ölüp gidiyoruz ama bu topraklarda bizim kadar sizlerin de hakkı vardır. Biz de, siz de Osmanlı nesliyiz. Buraları esir bırakmayın, buraları mahrum bırakmayın, bunları sahipsiz bırakmayın. Size emanet ediyorum diyerek vasiyetini tekrarlamıştır. Diğer bir konu, rahmetli Ali Ezzet Bekoviç en güzel hoşuma giden sözlerinden birisi. Buraları yakıp yıkabilirler, her şey yapabilirler. Ama Allah'a şahit olsun ki biz asla köle olmayacağız. Bu toprakların gerçek sahibi olarak son kana kadar, son nefese kadar mücadelemizi vereceğiz. Ve Aliya'nın diğer güzel bir sözü, bir okulu ziyarette ben de vardım. Çocuklar ona ısrarla, efendim bu soruyor, siz ne yapacaksınız, siz ne düşünüyorsunuz, geleceğiniz nasıl düşünüyorsunuz çocuklara? Çocuklar şunu söylüyor. Ben hepsi bir mesleğini söyledikten sonra bir genç ayağa kalkıyor. O da Srebrenica katliamından kurtaran, annesini babasını kaybetmiş yetim bir çocuk. Yumruğunu sıkarak ben komutan olacağım ve bu Sırpların hepsini öldüreceğim demişti. Ali onu öptü. Evladım biz bunu yapamayız, biz Müslümanız. Biz insan öldürmek için değil, yaşatmak için geldik.
Biz onlara benzemeyeceğiz ve onlar gibi olmayacağız demişti. Aliya'nın ufku buydu. Aliya'yı düşmanları bile sever olmuştu. Onun için Aliya'yı yeni nesiller nasıl tanımalı? Aliya unutulmaması gereken bir gerçek bir mütefekkir, gerçek bir liderdir. Tarihin her döneminde bize ışık tutacak sözleri ve kıymetli eserleri vardır. Eserlerini okuyarak ve onun en azından onu anlama ve onu anma adına yıl dönümlerinde en azından hatırlamak ve aziz ruhu için El-Fatiha. Aliya İzzet Begoviç 19 Ekim 2003 tarihinde Saraybosna'da vefat etti. Geride yaşamı boyunca verdiği mücadeleyle büyük bir örnek şahsiyet bıraktı.